Ramazan ayındayız ve Ramazan ayının başından beri tek bir istekleri vardı. Hatta insanlar yalvardılar. Ateşkes çağrısında bulundular. Ve maalesef bununla ilgili, yani kalıcı ateşkes değil, bu süre içerisinde bile herhangi bir ateşkes kararı çıkmadı. Bunun dışında insanlar ibadetlerini yapamıyorlar, saldırıya uğruyorlar. En üzücü tarafı da bu, özellikle yardım yapılan bölgeye saldırıların devam etmesi ve bu yardımların önlenmesi. İşte sizin videonuz da sanırım Olaf Scholz'un bu haftaki, özellikle insanların, artık protestocuların gösterileri, ki haklı gösteriler bunlar. Bir soykırımın desteklenmesi ve burada çocukların öldürülmesinden bahsediyoruz. Çok acı görüntüler. İnsanlar açlıkla mücadele ediyorlar. Yardımlar yerlerine ulaşmıyor. Yardım almaya çalışan insanlara saldırıyorlar ve hala bu saldırılar devam ediyor. Mısır'ın, özellikle Türkiye'nin de yardım gönderdiği konvoylar olan bölgede esas hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Amaç Gazze'de tek bir insan bırakmamak. Yani benim görüşüm bu. Ve ateşkes kararıdaki devam eden bir mahkeme süreci var. Mahkemeye başvuruldu ve mahkemenin bir aylık rapor istenildi, fakat gidişatta hiçbir sonuç yok ve ben buradan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ne İslam ülkeleri, ben zaman zaman paylaşıyorum çünkü ben samimi duygularla paylaşıyorum. Ben siyasetçi değilim ama paylaştığım zaman hakikaten bunların hepsi çok samimi duygular ve diyorum ki artık Batı sessiz, İslam ülkeleri sessiz, gerçekten sessiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ülke olarak, Türkiye olarak. İslam Birliği Teşkilatı toplantıları, Hakan Fidan'ın işte garantörlük anlaşma şartı getirmesi, Katar'ın şu an Katar'dan destek bekleniyor ama hiçbir gelişme yok. Batı ülkeleri tam tersine buradaki saldırıyı destekleyici yönünde zorlanıyorlar. İşte Almanya bunun örneklerinden bir tanesi. Almanya neredeyse artık Amerikan üssünün yer aldığı bir ülke konumunda. Yani Almanya değil, Amerika gibi. Diğer ülkelerde de farklı söylemler var. Fransa'da bir savaş isteyen Macron, Ukrayna savaşındaki özellikle Rusya'ya karşı çok ilginç tutumunu, o gelişmeler çok var bu ilginç hafta, gelişmeler. biliyorsunuz. Yani oraya bir Evet asker evet. gönderilmesi Oraya vesaire, asker konuşacağız gönderilmesi, gibi. öbür tarafta muhalefetin tepkileri. Yani şunu sevgili Tuğbacığım, kısaca söyleyeyim. Buradan bir ateşkes kararı çıkmayacağı gibi buradaki hiçbir şekilde yol alınamayacak. 1973 yılındaki Kral Faruk'un uyguladığı tutumu maalesef İslam ülkeleri uygulamıyorlar. Ne İslam ülkesi ne Batı hiçbir şekilde bu çocukların ölmesine müdahalede bulunmuyorlar, göz yumuyorlar, tam tersi. Çok üzülüyoruz tabii ki bu Şimdi sürece. Brüksel'de sürüyordu zirve, Orta Doğu oturumunda 5 ay sürdü. Şimdi derin görüş ayrılığı sonlandırıldı. Hani ortak bildiri kabul edildi. Hatta bildirde de şu ifade yer alıyor: AB Konseyi Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerindeki orantısız etkisi ve yaklaşan kıtlık riski konusunda derin kaygı duyuyor. Evet, endişelerini dile Evet, getiriyor. endişelerini dile Evet. getiriyorlar her zaman olduğu gibi.